Selamünaleyküm arkadaşlar. Orospu Hatice Sever kanalıma hoş geldiniz. Böyle koca kafa dragonlarla merhaba diyorum. Arkadaşlar burası sanki böyle sukulentler için biçilmiş kaftan. Şuraya bakın. Linguas. Şu dokusuna bakın. Filet ives kristat. Bunları ben yetiştirdim arkadaşlar. Böyle nasıl bir renk bu? Pembe mi? Pembe değil ki. Gül kurusu gibi bir şey. Yanındaki de yine onun renginde. Bunları arkadaşlar buraya aldım. Müthiş. Bu var ya kaç aydır, aylık diyelim, uykudan sonra bu donmuştu, kesmiştim. Anca yaprak vermeye başladı kıvırcıklardan. Bunlar da iki türlü. Bir böyle düzenli yapraklı olanı var. Yanındaki de öyle. Bir de bu var. İkisi aynı değil. O pembesi, bu yeşili. Arkadaşlar bunu da ben yetiştirdim. Görüyor musunuz? Koca iki kafa. Lolalar. Şunu da buraya yeni diktim. Yani tipinden belli. Profikalar bayağı kol attılar. Yani bu dört dragon aslında alttan yaprak alsam bebek verecek. Ama kıyamıyorum, çok güzeller. Bunları da ben yetiştirdim. Bu bonsailer. Görüyor musunuz? Ne kadar sağlıklı, güzel. Bu da öyle büyüdü de büyüdü arkadaşlar. Arkasındaki de öyle. Rozet. Biraz oraları şey yaptım, seyrekleştirdim. Bu da çilli. Şuna bakın. Bir ay içerisinde burası coştu. Saksılarda olmayanları da buraya alıyorum arkadaşlar. Hemen coşuyorlar. Şöyle göstereyim yine. Yukarıdan. Bu şıparktı. Bakın burada ne kadar dallandı. Bu da minik minikti geldiği zaman. Buraya aldım. Belki minik olması daha güzeldi ama böyle büyüdü, kocaman oldu. Yoksa şöyle gelmişti arkadaşlar, küçücük. Trompet. Bu da saksıda olmadı. Buraya aldım. Bayağı güzelleşti. Olduklardan bayağı var arkadaşlar. Çünkü ben yetiştirdiğim için. Şöyle, ay şuna bakın. Şu agavoides'e bakın. Acaba bu yanlardan bebek veriyor mu? Veriyor, ben gördüm. Onun yanındaki de lipstik. Yine o pembe.
bir şişten ama nedir? Adını hatırlayamadım şu anda. Bunu da ben yetiştirdim. O kadar güzel ki. Yani müstesna bir rengi var sukulentler içerisinde. Böyle pembeli. Bunlar da pembe. Perle de pembe. Burayı bugün böyle biraz değiştirdim. Şu jelibondan koydum. Geçen seneden almıştım. Böyle bronzeler. Oradan sarkar. Şu Fred Perry yatağımı da arkadaşlar düzenlerken üstüne bastım. İnşallah çürümez. Bebeği duruyor. Anası o. Kök çürümesi yapmıştı. Bir türlü kendine gelemedi. Bu da maşallah. Bakın bu da bu agavoidislerden. Bayağı bir bebek verdi. Bu da görüyor musunuz arkadaşlar şunun güzelliğini. Bunların her biri herhalde litrelik saksılar büyüklüğünde. Onlara sar şekilde. Bu da biraz güneşliydi, buraya aldım arkadaşlar, ona göre konumlandırdım. Güneş istemeyenleri biraz daha böyle iç tarafları diktim tekrardan. Hemen tutuyorlar zaten. Şuna bakın. Bu da çok güzel. Bu yukarıdaydı, sıkışmıştı. Buraya aldım. Diğeri gibi inşallah kocaman olacak. Bu iki tür, bakın size göstereyim. Bu daha düzenli pembe türü. Bu biraz daha farklısı. Yani şu daha güzel. Bu da olmadı arkadaşlar. Bir türlü buraya aldım şu. Bu da Mr. Queen miydi? Bu kök çürümesi yaptı. Kestim. Güzel. Köklendirici sürdüm. Buraya koydum. Burada su tutmuyor arkadaşlar. İsterse her gün yağsın. Hemen dibe çöküyor, iniyor daha doğrusu. Bunu da buraya aldım. Burada çabuk büyüyorlar o yüzden. Bu da saksıdaydı. Colorado. Orada çok kötü oldu. Daha kendine gelmeye çalışıyor arkadaşlar. Bu Meksikana'yı da buraya aldım bakın. Ama buraya gelir gelmez bir açıldı. Bebeklerle kombinasyon yaptım. Lili Cana'ya bakın arkadaşlar. Bu da saksı da olmadı. Bunu da aldım. Hemen burada bir gecede açıldı. Şöyle değişik değişik türler arkadaşlar. Bir türden fazla yok. Sadece polluklar var, lilicanalar var. Kendim ürettiğim için. Onun dışındakilerin hepsi farklı farklı türler. Bunlar biraz daha gölge yerdeler arkadaşlar. Şöyle. Buraya da bir şu yukarıda olmadı. Ha, yukarıyı da göstereyim. Bunu da böyle bir dizayn yaptım arkadaşlar. Şöyle taş saksının içerisine. Grapto, kiwi. Bunu da buraya aldım. Saksı azaltması yaptım. Bu da bir tür olmadı. Yukarıya büyüyordu. Buraya koyar koymaz. Çok güzel ve özel bir tür. Ya, bakın. Yer çok önemli. Orayı sevdi. O orayı sevdi. Ben de seviyorum burayı. İlk işim buraya bakmak. Bunlar da anonimler.
Birkaç gündür hava bayağı bir serindi arkadaşlar. Hele gece bayağı bir serindi. O yüzden sukulentler bakın böyle renklendiler. Şöyle bir görüntüye bakın. İçiniz açılsın. Türkiye çok sıcakmış. Mevsim tabii, mevsimi normal. Ama yarından itibaren burası da 30 derece civarlarında olacak. Saksıları da arkadaşlar böyle bahçenin sabah güneşi alan yerine taşıdım. Taşları çıkardım. Taşlar baskılamışlar sukulentlerimi. Çünkü bir türüm vardı. Size göstereyim. Bakın buna. Bu burada bu kadar büyümüş. Ama burada bakın kaç tane bebek vermiş. Yani taşlar sukulentler için faydalı bir şey değil. Bunu söyleyebilirim. Ama çok büyük böyle bahçe olur. Sukulentlerin çevresine koyarsınız. O zaman güzel. Ama saksılarda taş sukulentleri geri götürüyor veya durduruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Öyle gidin gelin bakın arkadaşlar. Yani onunla bu bir mi? Bundan bir tane bebek vermiş. Şuradan da çıkmaya çalışıyor. Bu da böyle kapanmıştı taş baskısından. Bir de kurumuyor toprak. Hepsini çıkardım arkadaşlar. Bir sürü iş, onları çıkarmak kolay mı? Evet, almış olduğum bu beyatileri buraya diktim. Ay, şu graptoların rengine bakın. Bu da orada çok sıkışmıştı böyle bebekli. Buraya aldım. Ha, bu güzel gelişmiş. Şuna bakın. Çift kafa. Evet, blue yok. Neydi bu blue elf? Blue elf miydi bu? Evet, blue elf. Buraya sarkaçtan bir yaprak düşmüştü. Ay, şunun rengi de çok güzel. Bu güzel bebek vermiş. Allah bilir taş olmasaydı burayı doldururdu. Debi. Bakın arkadaşlar, bunlar da baskılanmıştı. Bakın şuna bakın. Bu demek ki o kadar taş gelmemiş. Bakın bunlar böyle olmuşlar. Ha. O taştan dolayı yedek limgasım büyümedi. Vella. Bu da çok güzel bir opalina. Bu da yeni almış olduğum o Donna. Bundaki taşları da çıkardım arkadaşlar. O ciğerleri yeni almıştım. Bunları oraya diktim. Bu da başka yerdeydi. Şunu daha dikmedim. Onu da dikeceğim. Böyle buralardan saksınlar diye arkadaşlar, şu renklere bakın. Renkli grapto. Evet, bunları da böyle esaretten, taş esaretinden kurtardım. Bu da çok güzel. Buraya geçelim. Evet. Şuraya bir şey daha gelmesi gerekiyor. Ha. Bunu almışım da arkadaşlar, bunu nereye dikeceğim? Şeyini çıkardım güzel de. Herhalde buraya dikerim bunu. Burada güzel olur. Böyle. Buraya birkaç tür gelecek. Almış olduğum Pürvina Atalay'ı buraya diktim bir tanesini.
taştan kurtulduktan sonra bunlar da böyle bir gecede bayağı bir geliştiler. Enteresan. Yani o gelişmeyen mesafeyi kat ediyor bir anda. Bu Lavliler güneş sevmiyor, o yüzden onları böyle şu büyük kocamanların gölgesine aldım. Büyük kocamanlarımda da güneş yanığı olmuş arkadaşlar. Yani ben Türkiye'deyken kargo gelmiş, oraya koymuşlar güneşin altında. Evet. Yani kim bizim gibi ihtimam gösterir? Ay yanacak, ay donacak. Ha, kapıdan aldım mı? Tamam. Ay burada da taş var. Taş görmek istemiyorum arkadaşlar gerçekten. Taşlar. Taşlar oraya attım arkadaşlar. Dekor olmuş olur hem de. Bunlar da çok güzel. Evet, geçelim buraya. Bunlar da güzel. Kaktüsleri böyle kaktüsle karışık yaptım. Şu da Variegata Agavaides çok hoşuma gitti. Başka bir seradan aldım arkadaşlar. O seranın görüntüsünü de inşallah yarınki videomda gösteririm. Böyle bugünkü videom bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.